Merhabalar, Dünyaca Ramazan programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bosna Hersek'ten Emine ve Süleyman'la görüşeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İyi günler efendim. Benim adım Süleyman Muikic, Bosna Hersek'ten geliyorum. Zavidoviçi'de, Bosna Hersek'in ortasında, kuzeyinde diyelim. Küçük bir kasabada, Zavidoviçi'de doğdum. 15 Temmuz 1985'te. Sene 2004'te Türkiye'ye geldim. O zamandan beri ODTÜ'de okuyorum. Uluslararası ilişkileri 4. sınıf öğrencisiyim. O kadar. Merhabalar. Benim adım Emine Kovac. Bosna Hersek, Brezav şehrinden geliyorum. Gazi Üniversitesi'nde işletme bölümünden mezun oldum. 5 yıldır Türkiye'deyim. Bosna Hersek halkının Ramazan ayı, nasıl bir Ramazan ayı yaşadığını sormadan önce hazırlıklarınızı öğrenebilir miyiz? Evet efendim. Ramazan ayı gelmeden önce tabii hanımlarımız, annelerimiz, teyzelerimiz, büyükannelerimiz ilk önce güzel güzel evi hazırlarlar, temizlerler. Ondan sonra bütün insanlar böyle başka bir moda geçerler. Herkes daha mutlu olur. Herkes 12 ayın sultanı bekliyor oluyor. Eve işte erzaklar alınır. Buzdolabı dolu olur. Bizim oradaki etler de meşhur. Etler eksik olmaz. Onlar kesinlikle bulunur. Ramazan tam yaklaşınca bir gün evvel hazırlıklar tamamlanıyor. İnsanlar, özellikle erkekler, tıraş olurlar. Sakallarını, saçlarını daha da güzel, temiz bir hale getirirler. Ondan sonra hepimiz öylece hazırlıklı bir şekilde Ramazan'a girmiş oluyoruz. Zaten sabahleyin de artık ilk sahura kalkınca o mutluluk en üst seviyeye çıkar. Bütün Ramazan'ı öyle geçmiş oluyoruz. Peki Ramazan ayının bir gününü nasıl geçirir Bosna Hersek halkı? Sehur'dan başlayıp tüm aile, benim ailem örnek olarak alacaksam, sabah hep beraber sehura kalkarız. Ondan sonra namaz kılarız sehurdan sonra. Babam işe gider, biz abimle okula giderdik. Annem ev işleriyle uğraşmaya devam ederdi. Ondan sonra zaten öğle namazı, ikindi namazı. Bir şekilde o günü geçirmeye çalıştık. Biz ondan sonra okuldan geldiğimizde annemle yardım ederdik. İftarı hazırlamak için, iftar yemeklerini hazırlamak için. Ondan sonra tekrar hep beraber sofraya otururduk. İftar yemeğini yerdik. Sonra da namazını kılardık. Akşam namazını. Ondan sonra ailece camiye teravih namazına gidiyorduk. Teravihden sonra zaten biz de arkadaşlarla bir yerde toplanıp kahve içilir, sohbet edilir. O şekilde öyle bir gün geçiririz. Peki Kadir geceleriniz? Ancak isterseniz bir iki kelime ekleyeyim. Bizim Emine Hanım dediği gibi orada yaşadığımız günler 5 sene önce. O zaman Ramazan kışın ilkbahardaydı. Günler daha kısaydı. Çok bir şey yapmadım zaten. İftar gelirdi. İnsan çok daha aç kalmazdı. Çok bir şey yapamadı gün boyunca. Şimdi yaz, artık Ramazan iyice yaza geldiği için bizim büyüklerimiz de öyle anlatıyor. Eskiden de yaz olunca tarlada çalışırdılar. Babam bütün gün sabahtan, sahurdan sonra akşama kadar çimleri biçerdi. Bir de eski, biliyorsunuz onu, orak. Ne derler ona? Çimleri biçmek için orak. Orak mı diyorlar? Evet, o el aletiyle bütün gün onu yapardılar. Akşama kadar nasıl susuz yemeksiz dayanırdılar bilmiyorum. Onlar bizden daha dayanıklıydılar kesinlikle.
benim doğduğum köyümde böyle bir değişiklik de var. Akşamüstü mesela herkes teraviye giderken bizim annelerimiz pek gitmezdi çünkü öyle bol bol sofralardan sonra illa o yemeği, bütün bulaşıkları yıkamak zorunda. Öylece biz teraviye giderdik. Zaten eve dönene kadar gece 12 olurdu, arkadaşlarla otururduk ve iftar yemekleri olarak asla bir evde yemezdik. Arkadaşlara giderdik. Hele ailece, komşulukta akrabalarınız varsa bir gece birindesiniz, öbür gece öbüründesiniz. Öylece daha toplu bir şekilde hepimiz birbirimize destek olalım diye her zaman beraberdik. Maneviyatı tam olarak yaşamak istiyorsunuz. Aynen öyle. Bildiğim kadarıyla Osmanlı Devleti sayesinde İslamiyet'i Bosna Hersek benimsemiş. O zamandan günümüze kalan yapıtlarınızı, size ait, Bosna Hersek halkına ait yapıtlarınızı sayabilir misiniz? Tabii 1463'te İstanbul fethinden 10 sene sonra Mehmet Sultan Fatih Bosna'yı fethedince dediğiniz gibi oradaki insanlar topluca İslamiyet'e geçiyorlar. Yani çoğu. O gün bugün hele şükür elhamdülillah Müslümanız. O zamandan sonra bütün Avrupa'da zaten bizden çok batıya gitmedi Osmanlı çok fazla. Bugün de olduğu gibi eskiden de öyleydi. İslamiyet'in en batı Bedri, en batı diyarı Bosna Hersek'ti. Ve orada tabi Osmanlı'nın göz bebeği olduğu için çok güzel yapıtlar yapıldı. Yaptırıldı Mimar Sinan'a mesela Visegrad'da, Drina Nehri'nin üzerinde çok güzel bir köprü yaptırıldı. O köprü UNESCO koruma listesine girmek üzere. Onun dışında UNESCO listesinde ne var? Mostar Köprüsü en meşhur olan, o zaten Türkiye'de en çok o biliniyor. Biliyorsunuz savaş zamanında yıkıldı. Ondan sonra yeniden restore edildi. Yine Türkiye'den gelen desteğiyle, Türkiye'den gelen inşaat firmalarıyla. Gerçi onlar yine zorlandı. O zamanki inşaat malzemelerini ve yapıyı yine çözemediler tamamen ama bir şekilde başardık. Yine ortada duruyor. Ondan sonra 2-3 tane çok eski çarşımız var. Travnik gibi mesela. Travnik ve Saraybosna eski Osmanlı çarşıları. Harbi burada Türkiye'de bile zor bulunabilecek çarşıların örnekleridir. İçine girince insan kendini tamamen, yani modern kıyafetleri görmese insanların üstünde, kendini orta çağda bulunuyor gibi hisseder. Mesela Saraybosna'nın çarşısında Hüsrev Bey'in en çok yaptırdığı yapıtlar var. İşte Hüsrev Bey'in camisi, 500 senelik tabi cami. Ondan sonra Saat Kulesi, ondan sonra kütüphanesi ve İmam Hatip Medresesi, yani biz şu an hala medrese diyoruz. Bütün oradaki bir 10 dönümlük arazi tamamen eski Osmanlı nasıl olduysa şu an hala o halini koruyor. Ramazan ayına özel adet ve töreleriniz, aklınıza gelen örneğin bir yemek, özel yemekleriniz olsun, eğlenceleriniz olsun, Ramazan'a özel eğlenceleriniz ya da Ramazan ayına özel halkın daha fazla maneviyat yaşadığı. Ben Ramazan ayında yapılan yemeklerden bahsedeyim. Bizim herkesin bildiği gibi Boşnak böreği var. Ondan sonra Osmanlı döneminden kalan yemekler yapılır. Soğan dolma, yaprak dolması, helva, ondan sonra sütlaç, başka kabak tatlısı. Onlardan yapılır çünkü genelde o kadar normal aylarında yapılmıyor. Herkesin bildiği gibi Boşnak böreği çok ünlü. Türkiye'de herkes biliyor. Biraz anlatabilir misin? Yani
Tabii ki bizim Bosna'da annelerimiz hazır hamuru almıyor, kendileri yapıyor. Ondan sonra hamuru açıyorlar. Süleyman'ın söylediği gibi bizim Boşnak halkımız eti çok sevdiği için genelde yemekler, her yemekte biraz et olmak zorunda. Börekte de öyle. Kıymalı börek yapılır. Bir de hamur açılır. Ondan sonra içine kıyma koyulur, katlanır. Sonra da yuvarlak bir şeklinde tepsiye koyulur ve pişirilir. Pişirildikten sonra üzerine kaymak dökülür. Çok güzel. Soğan dolmasını biliyor musun acaba? Evet, biliyorum. Merak ettim de soğan dolmasını anlatabilir misin? Evet, tabii ki. Küçük soğanlar seçilir, haşlanır. Ondan sonra bir tane soğandan küçücük parçalar işte çıkarılır. Onlar zaten yuvarlak olur, soğan. Onun içine kıyma, pirinç ve diğer baharatlar koyulur. Ondan sonra tekrar hep beraber bir tencereye konulur ve haşlanır. Haşlanmaya devam edilir. Çok teşekkür ederim. Peki eğlencelerinizden, Ramazan özel eğlencelerinizden bahsetmek gerekirse aklınıza gelen eğlence türü var mı acaba? Eğlence dediğimiz insanlar genelde teravih namazından sonra bir evde toplanır, sohbet ederler, tatlı yerler, kahve içerler. Daha fazla bir şey yapmıyorlar, başka bir tür eğlenceler. Çünkü Ramazan ayında herkes böyle birbirine daha fazla bağlı oluyor. İnsanlar sanki Ramazan ayında daha fazla değer veriyorlar birbirine. Bağlılıktan bahsetmişken Kadir geceleriniz nasıl geçirirsiniz? Evet, çok eskiden diyoruz, bir yaşlı bir dede gibi ama 5-6 sene önce en son Ramazan'ı evde geçirdiğimde köydeki imamla, hocayla, ki küçükken mektepte, yani Kur'an kursu diyorsunuz siz. Orada o bize hocalık yapardı ve daha küçükken her Kadir gecesi hepimizi toplardı, mevlut yapardık. Çocuklara güzel Kur'an okuma yarışması yaptırırdı. Bütün gece mesela camide geçirirdik, sahura kadar. Bütün köyde kim varsa çocuk olarak hepsini oraya toplardı, daha da büyükler biraz. Kim gelmek isterse sabaha kadar Kur'an okurduk. Evde kalan zaten annemi hatırlıyorum, seccadeden kalkmazdı sabaha kadar, hep dua ederdi. Diyordu ki işte o gece kapıları açılıyor, Allah bütün dualarımızı kabul ediyor. Oğlum bu geceyi güzel değerlendirir, ne kadar çok dua kursan o kadar güzel olur. Öylece bütün gece böyle rüya da görmüş gibi oluyorsun. Yani nereye dönersen insanlar hem seninledir ama sanki de öbür tarafa bakıyor, seninle değil, yani ruhu başka yöne çevrilmiştir. Değişik oluyor Kadir geceleri harbi. Bütün gece öyle geçiyor, sabaha kadar da uyumuyoruz genelde Kadir gecesinde. Evet, Kadir geceleri çok özeldir. Türkiye'ye geldiğinizden bahsedelim. Türkiye'deki Ramazan ayını yaşamışsınızdır. Kaç senedir Türkiye'desiniz acaba? Beşinci senem benim. Beşinci sene. Süleyman Bey? Yedinci sene. Yani Ramazan ayını yaşadınız. Evet. Peki size özel gelen, Türkiye'de çok farklı gördüğünüz, yaşamadığınız bir an var mıdır? Anınız, hatıranız. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? İlk başta alışmak çok zordu.
Çünkü o zamana kadar hep Ramazan aylarımızı ailemizle geçiriyorduk. Ondan sonra Türkiye'ye gelince insan kendini çok yalnız hisseder. Hem Ramazan aylarında daha fazla. Zor geliyordu ama alışamadım. Arkadaşlarla kalkıyordu sehure. Ama ailemin eksikliğini hep hissederdim ama bizim komşularımız sağ olsun hem bizi iftar için yemekler getirirlerdi. O Ramazan havasını hissetmemize yardımcı oldular. Çok güzel. Peki Süleyman Bey? Biz o Bosna'daki ve Türkiye'deki Ramazan'a kıyaslayacak olursak Bosna'da topluluklar, köyler, şehirler, kasabalar daha küçük olduğu için, herkes iç içe yaşadığı için daha canlı, daha birbirine bağlı gibi geçiyor. Burası tabii kocaman bir şehir, 4 milyonluk, bütün Bosna kadar bir yer, Ankara. Biraz daha insan kendini yalnız hissediyor. Senin dediğin gibi işte aile eksikliği vesaire. Buradaki 50 civarında bizim Boşnak arkadaşımız ve sayısızca Türk kardeşimiz sayesinde yine de o yalnızlığı gidirmeye çalışıyoruz. Ancak aynı olmuyor tabii. Size bahsetmiştim. Bosna'da Ramazan ay boyunca iftara beklerken hepimiz dışarıda. O benim aklımda her zaman kar canlanıyor. Çünkü dediğin gibi daha çok kışın yaşadık biz Ramazanları. Böyle soğukta bekliyoruz dışarıda. Kandiller yansın diye minaredeki. Ondan sonra koşa koşa eve giderdik. Simsıcak yemekleri koyardı annem önümüze. Burada meğerse kendimiz işte çabalıyoruz bir şey yapmaya akşamüstü. Ama ara sıra tabii buradaki merhameti seviyorum. Türkiye'deki. İnsanlar burada, onu fark ettim, buradaki merhamet kadarıyla hiçbir yerde yok dünyada. Ellerinde ne varsa insanlar paylaşırlar. Mesela şu iftar çadırları da sağ olsun tabii biz, maalesef etrafımızda yine ekmeği bile bulamayan insanlar var. Ve biliyoruz Ramazan'da komşumuz her zaman ama Ramazan'da o duygularımız daha çok işte çıkar. Komşumuz aç yatarsa Müslüman sayılamayız. İnsanlar birbirine yardım ediyor. Biz de iftar çadırlarına gittik, baktık, gördük öyle bir merhamet bizde yok demeyeyim de burada daha fazla var harbi. Onu takdir ettim, onu çok sevdim Türkiye'de. Emin Han'da dediği gibi sabah sahurunda bile eskiden burada bir semte kalırken yan komşumuz bir teyzemiz sahurdan 2 saat önce kalkardı. Önce bize yemek yapardı, getirirdi sahura. Sonra kendi ailesine yemek yapardı. Çok güzel bir şeyler. Çok güzel şeyler. Teşekkür ederiz geldiğiniz için, bizi bilgilendirdiğiniz için. Size teşekkürler efendim. Bugün bir programın da sonuna geldik. İnşallah başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.